çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden hepinize selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bir saat sürecek olan programımızın içerisinde bugün yine mutat olduğu üzere çocuklardan, onların gelişim dönemlerinden, onların eğitimlerinden, ebeveyn çocuk ilişkisinden bahsetmeye çalışacağız. Fırsat bulabildiğimiz ölçüde. Gönderdiğiniz soruları cevaplandırmaya çalışacağım programın içerisinde. Eğer daha önceden cevaplandırılmamış olan mesajlar ise bu mesajları mümkün olduğunca radyo programında burada ele almaya çalışıyoruz. Efendim ilk mesaj Özcan Bey'in mesajı. Özcan Bey şöyle yazmış. Selamünaleyküm Sayın Hocam. Bizim aile içinde özellikle benim sürekli küsme gibi bir problemim var. Ama gariptir, hep aynı şeyden kaynaklanıyor bu durum. Düştüğümüz durumu özetlemeye çalışayım. Eşim Ekim ayında bayanlar için Kur'an kursuna yazıldı. Ben de destekledim. Kur'an kursları içinde bir yarışma tertip ediliyormuş. Tamam, bu da bir problem değil. Ama bu aşamadan sonra esas problem oluşmaya başladı. Çünkü eşim kendisini öyle kaptırdı ki bu sınava. İki oğlumuz var, büyük olanı birinci sınıfta, diğeri ana sınıfında. Hem ev işleri, hem çocuklar, hem de bu sınava hazırlanması eşimi çok yoruyordu. Dolayısıyla eşim oradan geldiğinde artık bana ilgisiz davranmaya başladı. Ben de bu durumdan hiç memnun olmadığım için tartışmalar alevlendi. Çünkü benim isteklerime cevap vermiyordu ve artık biz de ayrı ayrı yerlerde yatmaya başladık. Ben diğer odada kanepede uyumaya başladım. Bu durum yaklaşık 6 ay devam etti. Eşim hatasını anladı. Kur'an kursuna haftada 5 gün yerine 1 gün gitmeye başladı. Ve çok fazla yorulmadı. Ama işin garip tarafı ben de bu küsme durumu çok kırılgan bir hale büründü. Çünkü eşim benim İsteğime her cevap vermediği an mutsuz olup uykum kaçıyor ve yatamadığım için televizyon karşısında kendimi kanepede buluyorum ve kanepede uyuyorum. Küçük oğlum bile durumun farkında bazen soruyor, "Baba sen kanepede mi yatacaksın yoksa içeride mi?" diye. Bu durumdan çok muzdaribim fakat dediğim gibi artık çok kırılgan olduğum için elimde değil küsüp kanepede uyumak kaçınılmaz sonuç haline geliyor. Bu durumdan kurtulmak için değerli görüşlerinizi bekliyorum. İyi günler diye yazmış Özcan Bey. Özcan Bey, aslında sizin bu sorduğunuz sorunun kaynağı bugün değil tabii. Bugün değil. Bunun kaynağına doğru ben niye böyle his ile hisleniyorum ve kendimi neden birden kırılganlık içerisinde buluyorum diye baktığınızda karşılığında şunu bulacaksınız muhtemelen. Küsme davranışı genellikle değersizlik hissi hisseden kişilerin kendini kapatmış olduğu bir davranıştır. Eğer bir kişi çocukluk yıllarında değersizlik hissiyle hislenmiş ise ve o değersizliğiyle birlikte kendini kapatmayı öğrenmiş ise, mücadele edebileceği kişiler kendisinden güçlü ise, örneğin çocukken annesiyle mücadele, babasıyla mücadele, yetişkinle mücadele edemedi ve kendisini ifade edemedi ve kendi duygularını karşı tarafa aktaramadı ise, böylesi bir kişi eğer kendisini diyelim çocukken kenarda bir yere uyumaya terk ettiyse, oyunla oynamayı tercih ettiyse, kenarda bir yere küsüp kalmayı tercih ettiyse, daha sonraki yıllarda belki ilkokulda, ortaokulda bu değersizlik hissi birazcık olsun toparlanmış dahi olsa, evlendiği sırada karşısına bu hortlak yeniden çıkacaktır. Çünkü o değersizlik hissi kişiyi bir şekliyle çaresizliği de beraberinde tattırmışsa, kendini kapatmayı, eşinin örneğin
kendi isteğini yerine getirmemesini sanki kendisine değer vermiyormuş gibi yıllar öncesindeki yıkıldığı hali bir kere daha ortaya çıkartmaktadır. Küçükken belki oyuncağını elde edemeyen bir çocuğun küsmesi, kenara çekilmesi ve kendi duygularını ifade edemeden oyuncağı almak için anne babasıyla konuşamaması, sırada yere düşen bir silgiyi almak için eğildiği sırada öğretmeni tarafından küçük düşürülüp değersizlik hissiyle hislendirilmesi ve kendisini ifade edememe karşısında çocuğun o sırada ağlamasının karşılığı aslında yetişkinlikte de eşinden değer görmüyor zannettiği bir davranışıyla kendisini kapatmasına dönüşür. Değersizlik hissi küsme davranışını tetikleyen en önemli sebeptir. Dolayısıyla siz önce bir yanılsamanın dışına çıkmanız lazım ki bu duygudan kurtulasınız. Şimdi diyorsunuz ki eşim falanca kursa gidiyor ve o kursta 5 gün boyunca çalışmalar yaptı ve bu 5 gün boyunca yaptığı çalışmalar ile bir sınava girecek. Kendisini hazırlıyor. Gönüllü olarak hem bir kazanım elde etmeye çalışıyor hem de belki de bir çocuk gibi heyecanlı bir şekilde kendisini sınava doğru hazırlıyor. Sizin burada yapacağınız şey şu olması lazım, eşinizi desteklemek olması lazım. Madem ki başlangıçta konuştunuz, anlaştınız, böyle bir şeyi ortak bir fikirle karara bağladınız, o takdirde siz eşinizin 5 gün evde olmaması karşılığında onun boşalttığı alanları siz doldurmanız lazım. Başlangıçta bunu düşünmeniz lazımdı. Çocuğa artık siz bir süre bakmanız lazım. Evle bir süre siz ilgilenmeniz lazım. Eğer 5 gün boyunca orada kursa gidiyor ve evini ihmal ediyor, yemeği ihmal ediyorsa o takdirde eşinizin yemeğini siz hazırlamanız lazım. Eşinizin iyi ezber yapabilmesi için ona ev ortamını siz hazırlamanız lazım. Dolayısıyla siz de eşinizi bu sahada desteklemeniz lazım. İster bu Kur'an kursu olsun, ister başka bir kurs olsun, ister çalışan bir annenin durumu olsun. Eğer birlikte karar verilen bir şeyle karşı karşıyaysanız, o takdirde siz verdiğiniz kararın hem arkasında dirençli bir şekilde, asil bir şekilde durarak evinizin geri kalan, evinizde eşinizden boş kalan yerleri sizin doldurmanız lazım ki bir, çocuklar boşluğa düşmesin. İki, eşiniz o sahada başarılı olsun. Eşiniz o sahada başarılı olsun. Eşiniz Kur'an kursuyla meşgul, eşiniz bir kazanımla meşgul, eşiniz bir bir süre sonra girecek sınavla meşgul, siz de kendi nefsinizle meşgulsünüz. Olmaz ki. Ve bunu da değersizlik hissiyle hislendiriyorsunuz. İnşaattan gelmiş bir işçi gibi eşim benim isteklerimi karşılamıyor diye söylüyorsunuz. Olmaz ki, inşaattan gelen bir işçiye nasıl davranılır? Onun yemeği hazırlanılır, masajı yapılır, onun gönlü hoş tutulmaya çalışılır. Sen çok yoruluyorsun galiba, sana nasıl ben hizmet edebilirim bu geçici süre içerisinde diye davranılırken, dışarıdan o yorgun argın gelen hanımefendiye bu sefer siz de nefsi davranarak, kendi benliğinizden yola çıkarak, ben merkezli bir bakış açısına sahip olarak siz de bu sefer ona küsüyorsunuz. Yahu bu kadıncağız ne yapacaksınız? Çatlatacak mısınız? Dışarıda o kadar zaten gittiği kursun yoğunluğu var. Sınava hazırlanmanın yoğunluğu var. Bir de eve geliyor, evde de eş küsüyor. Ya yazık, günah değil mi? Niye eziyet ediyorsunuz ki karınıza? Bu geçici süre içerisinde yapacağınız şey şu olması lazım. Arslan eşim demeniz lazım. Ben seni başta da desteklediğim gibi ortada da destekliyorum, sonda da destekliyorum. Uykunu rahat uyuyabilmen için çocuklara ben bakayım. Bu geçici süreyi inşallah böylece değerlendirelim demeniz lazım Özcan Bey. Eğer bu değersizlik hissini, ta çocukluk yıllarınızdan belki getirdiğiniz bu değersizlik hissini üzerinizden atamazsanız, o zaman bir arkadaşınız burun bükse, bir arkadaşınız dudak bükse, bir arkadaşınız kaş kaldırsa bu sefer o alınganlığınızla ona da küsersiniz. Buna da küsersiniz. Her şeyi kendinize algılarsınız. Sanki hala o değersizlik durumu yaşıyormuşsunuz gibi her olaydan bir anlam çıkartmaya çalışırsınız. Böyle yaparsanız deli edersiniz kendinizi. Hayatınızı zindana çevirirsiniz. Acı çekersiniz habire. Kapanır da kapanırsınız içeri, kapanır da kapanırsınız. Ne kocalık yapabilirsiniz, ne babalık yapabilirsiniz. Hayır, o dündü.
Siz şimdi ve buradasınız. Şimdi ve burada yapacağınız bir şey var, eskisi gibi düşünmemek. Çocukluk döneminin çaresizliği gibi şu anda çaresiz olduğunuzu düşünmemek. Şu anda yetenekleriniz var, gücünüz var, konuşma şekliniz var, tarzınız var, duygularınızı ifade edebilirsiniz. Düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Karşı tarafta duygularını ve düşüncelerini ifade edebilir. İlla sizin duygu ve düşüncelerinizi karşı taraf taşımıyorsa bu sizin aşağılanıyor olduğunuz hissini de size aşılamasın. Siz bir olayı A şekliyle düşünürken eşiniz de B şekliyle düşünebilir. Çocuklar da C şekliyle düşünebilir. Siz benim gibi düşünmüyorlar, o zaman bana değer vermiyorlar. Hayır, bu olur mu böyle bir şey? Böyle bir şey olur mu? Her insan kendi düşüncesiyle değerlidir. Her insan kendi benliğiyle değerlidir. Ve her insanın kendinin bir yaşam tarzı vardır. Eşiniz dahi olmuş olsa onun heyecanı vardır. Sınava hazırlanıyor, bak Kur'an'a hazırlanıyor. Siz her şeyi kendi merkezinizde olduğunu düşünür ve herkesi sanki kendi hizmetçiniz gibi görürseniz, size hizmet edilmediği zamanlar sanki değersizlik hissi içerisine kapılırsınız. Olmaz böyle bir şey. Önce bir çocukluktan kurtulduğunuzu, gençlikten kurtulduğunuzu, onların her birisinin geçmişte kaldığını düşünerek, şimdi ve burada olsam ne yapardım, şimdi ve burada ne yapmam lazım diye şu anı düşünmeniz lazım. Andaki olayı değerlendirmeniz lazım, yoksa geçmişe takılıp kalmamanız lazım. Eşinizle küstünüz, 6 ay boyunca gittiniz içeride salonda, televizyonun karşısında kanepede yaşadınız. Sonra bakın diyorsunuz ki eşim hatasını anladı da geldi benden özür diledi. Ya kadının canını çıkartmışsınız. 6 ay boyunca eğer bir koca gidiyor kanepede yatıyor ve eşine ilgi alaka göstermiyorsa o kadıncağız evin içerisinde cinnet geçirmediğine şükredin. Siz yine küsmekle ve onu duygusal yoksun bırakmakla, onu ihmal etmekle, onun duygularına karşılık vermeyerek aslında acı çektirmiş ve o acının karşısında sizden gelmiş, özür dilemiş, ama bunu şöyle algılamayın. Hatasını anladı da geldi değil. Kıvrandırdım, acı içerisinde kıvrandırdım. 6 ay dayanabildi, ondan sonra ben bu acıya artık dayanamayacağım. Ya ben evliliğimi götürmek istiyorum dedi, ne istiyorsan razıyım. Ama problem böyle çözmeye çalışırsanız eşiniz bir gün artık patlar. Hayır, yapacağınız ilk şey şu olması lazım, irade. Yıkılmamaya çalışacaksınız. Her olayı üstüne alınmamaya çalışacaksınız. Sizin düşündüğünüz gibi düşünmeyen, sizin düşündüğünüz gibi algılamayan bir kimseyi size karşı sanki saygısızlık yapıyor gibi düşünmeyeceksiniz. Her insan ayrı bir insandır. Her insanın ayrı bir ruhu, duygusu, düşüncesi vardır. Ona saygı duyacaksınız. Orta yol buluncaya kadar tebessüm eden bir şekilde efendim konuşmayı, diyaloğu, anlaşmayı devam ettirmeniz lazım. Hep sizin dediğiniz olursa siz seviliyor değilsiniz. Sizin dediğiniz olmaz ve sizin istekleriniz yerine gelmiyorsa da sevilmiyor değilsiniz. Yaşam böyle bir şey değil. Siz de çocuk değilsiniz. Hayır, yetişkinsiniz. Yetişkinler birbirleriyle ortak bir noktada buluşurlar. Buluştukları ortak nokta kendinin de söylediği yer değildir, eşinin de söylediği yer değildir. Ortak bir noktada buluşmak gerek. Yoksa ne siz iş yerinde, ne efendim aş yerinde, ne sokakta, ne arkadaş içerisinde, ne de eş ilişkisinde başarılı olamazsınız. Ortaklığı ve ortaklaşa, kolektif düşünmeyi efendim bir yetenek haline getirmek lazım. Değerli Özcan Bey, belki hani diyorsunuz ya 6 ay ben gittim kanepede yattım, eşim sonra hatasını anladı, geldi benden özür diledi. Belki de kendinizi yeneceğiniz ilk şeyi tarif edeyim ben size. Eğer bu programı dinliyorsanız gidin eşinizden özür dileyin. Ya sana çok acı çektirdim galiba, küserek, inciterek. Küsmek çünkü duygusal yoksun bırakmak demektir. Bir kişiyi 6 ay aç bırakırsanız, yemek vermez, su vermezseniz nasıl kişi içeride kıvranır durur, açlık içerisinde kıvranır durur, sonra o açlıktan sonra gelir sizden özür diler, ne olur bana bir yemek ver diye. Eşinizin yaptığı şey de aslında size o olmuş.
siz onu duygusal açlığa terk etmişsiniz, açlığa terk etmiş, alçlığa terk etmiş ve 6 ay sonra çıkmış karşınıza, ne olur beni duygusal olarak yoksun bırakma demiş. Bu doğru bir problem çözme yöntemi değil. Her şeyi üzerinize alınmayı ve değersizlik hissini bir kenara bırakın Özcan Bey. Eşinize de kendinize de değer verici bir halde devam edin. Gerekirse bir psikolojik destek alırsınız. Necla Hanım şöyle yazmış. Selamun aleyküm hocam. 5 yaşında bir oğlum var. Ana sınıfına gidiyor. Sınıfta şarkı, tekerleme ve benzeri okuması gerektiği zaman çekiniyor. Ve okumuyormuş. Evde de bazen oluyor bu. Uyumadan önce bir saatimiz yatakta konuşarak, gülerek, eğlenerek geçiyor. Yataktayken bana soru sorar, konuşur, şımarır. Her akşam bir mevzuda konuşuruz. Hadi oğlum sıra sende, sen de anlat derim. Anne ben utanıyorum diyor. Sizce bu utangaçlık oğlumda sürekli kalır mı diye yazmış Necla Hanım. Değerli Necla Hanım, şimdi şöyle, 5 yaşındaki çocuklarda hani biz utanmamazlık hali veya işte kendini sergileme halini çok beklemiyoruz. Çünkü çocuk o dönemde 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında duygu dünyası yeni yeni ve korumasızdır, inceciktir. Kendisinin seyredildiği, gözetlendiği, bakıldığı, kendi davranışlarının denetlendiğini hissederse birdenbire kendini kenara doğru çeker. Bu savunma davranışıdır aslında. Korkaklık değil, savunma davranışı. Nedir savunma? Henüz ben var olamadım. İçim ve duygularım henüz daha zayıf. Bana böyle kuvvetli bir bakışla bakarsanız ben utanırım, sıkılırım ve o bakışlar bana zarar verir. Ondan dolayı çocuk kendisini korumaya alır, o bakışlardan dolayı korumaya alır, arka tarafa doğru saklanır. Ya da yetersizlik hissi ile hislenmiş olan bir çocuk yine bu davranışı sergiler. Etraftaki kişilerin çok başarılı olduğu, etraftaki kişilerin öğretmen tarafından çok övüldüğü, etraftaki kişilerin alkışlandığı bir sırada aslında arkada kalan kişiler cezalandırılıyor demektir. Ve böylelikle arkada kalan kişiler bir şekliyle yetersizlik hissinin içerisine giriyor demektir. Dolayısıyla kendiniz bir bakın. Acaba yetersizlik hissi olabilir mi? Acaba henüz duyguları tam olgunlaşmamış olduğu bir hal olabilir mi? Şimdi bunu neden dolayı söylüyorum? Siz şöyle söylüyorsunuz. Akşam yatarken ona hikaye anlatıyorum. Anlatıyorum, gülüşüyoruz, şımarıyoruz, oynuyoruz. Sonra diyorum ki hadi şimdi sen anlat diye soruyorsunuz. Halbuki bu soruya gerek yok ki. Çocuk anlatmak isterse anlatır. Çünkü çocuğun öyle kafasında hikayeler yok ki. Ve eğer siz bunu sorarsanız şunu soruyorsunuz aslında. Şimdi seni denetliyorum, şimdi seni seyrediyorum. Hadi bakalım anlat. Hayır, öyle demek yerine siz anlatırken eğer çocuk kendi içinde bir anlatma hissi oluştuğu sırada ona izin vermek. Lafınızı kesti, sözünüzü kesti. Diyelim ki anne ben de bir şey söyleyeyim mi dediği sırada sizin durmanız ve onun devam etmesi. Böyle çocuk alışır. Dolayısıyla 5 yaşındaki bir çocuğun efendim okulda gösterilerde, müsamerelerde utanıyor olması, sıkılıyor olması bir problem olarak düşünülmemesi lazım. Bir cümle daha ilave edeyim. Bunu neden dolayı söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Eğer bir çocuğu öyle hani yetişkinler içerisinde duygularını ve utanma hissini elden alırsanız ve onu biraz duyarsızlaştırırsanız, kendinden önce erken olarak duyarsızlaştırırsanız, çünkü çocuk yaşamı süresi içerisinde 6, 7, 8 yaşına doğru giderken aslında bir bakıma da kendi o olgunluk sürecini tamamlar. Ancak siz ona erken yaşta müdahale eder ve çıkamadığı gruplar, söyleyemediği şeyleri, kendini ifade edemediği yerlerde zorlayıcı olursanız o zaman utanma hissini, mahcubiyet hissini de zarara sokmuş olursunuz ki bu arada Ümmü Gülsüm Hanım'ın mesajını okumak istiyorum. Ümmü Gülsüm Hanım çünkü Mahremiyet Eğitimi isimli kitabı okuduktan sonra böyle bir şok içerisinde mail yazmış, e-mail yazmış. O e-mail de okumak istiyorum çünkü konuyla direkt alakalı. Bilmiyorum denk geldiniz mi Mahremiyet Eğitimi isimli kitabı? Ya da şöyle söyleyeyim, Mahremiyet Eğitimi ile ilgili
efendim pedagojik eserlerden, pedagojik bilgilerden faydalanıyor musunuz bilmiyorum. Çünkü biz SBS'ye, MBS'ye o kadar çok kafayı takmış durumdayız ki, ya da çocukların prezentatif olmasına, kendisini sergiliyor olmasına, utanma hissini yenerek insanların karşısına çıkıyor olmasını o kadar çok kafayı takmış ve bunları elde eden çocuklara da ne kadar da başarılı diye bir başarı kılıfı giydirdiğimizden dolayı mahcubiyet, tevazu, hoşgörü efendim gibi hislerle hislenmiş olan çocukları ve bu türlü değerleri taşıyan çocuklara da sanki böyle falan diye bakılır vaziyete gelmiş durumda. Halbuki bir insanın en değerli hissi efendim utanma duygusudur. Utanma duygusudur ki utanma duygusunu kişinin elinden alırsanız o zarar verici hale alır. İşte bir grup insan karşısında kişi eğer utanıyor, sıkılıyorsa o grubun karşısına çıkmayı, utanma hissini elinden almak yerine o kişinin o halini kabul etmek veya utanma duygusu içerisinde, mahcup olma duygusu içerisindeki kendisini sergileyebildiği, sunabildiği, konuşabildiği kadarını da alkışlamak gerekli. Biz normalde profesyonel yaşam içerisinde ne diye düşünüyoruz? Sahneye çıksın kişi, alkışlar içerisinde benim oğlum, Arslan oğlum diye herkes alkışladığı sırada o da orada öylece şey yapsın. Ama bir kişi düşünün ki yüzlerce kere, binlerce kere insan içerisine çıkmış olduğu halde bile oturuşuna bakıyorsunuz mahcubiyet hissi içerisinde. Konuşmasına bakıyorsunuz sesi titrek bir vaziyette. Biz arzu ediyoruz ki sesi titremesin, duruşu böyle efendim karizmatik duruş içerisinde. Ama insan öyle bir şey değil ki. Ancak duyularını insanın elinden alırsanız belki de, duygu dünyasını elinden alırsanız belki de insan öylece durabilir. Yahut da kendi yeteneği vardır ancak öyle durabilir. Ama bir insanı eğer mahcup oluyor, birisiyle konuşurken yüzü kızarıyor, efendim birisiyle konuşurken bazen sesi titriyor, heyecan duyuyorsa dokunmayın o çocuğa. Ancak bu durum ne zaman geçerli? Onu da hemen altını çizeyim. Eğer çocuk aşağılanmış, efendim küçük düşürülmüş, mahcup edilmiş, örselenmiş bir çocuğun kendisini sergileyemediği hali bahsetmiyorum ben. Öylesi çocuklar da evet bir yerde konuşurken dili tıkanır, kelimeleri yan yana getirirken gerildiğini görürsünüz, heyecan duyduğunuzu görürsünüz. Bu ondan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey sadece şu, fıtrat olarak, kendi mizaç olarak mahcubiyet ve utanma hissiyle insanın karşısında var oluyorsa bir kişi, duygusu kıpır kıpır vaziyetteyse, ki kız çocuklarında bu çok rastlandığımız bir şey, konuşurken yüzü kıpkırmızı oluyor. Bunun yüzünün kırmızılığıyla alay edip onun duyarsızlaştırılması yönünde çaba sarf etmek yerine o dünyasını o haliyle kabul etmek gerekli. Yoksa eğer biz çocukların içerisindeki bu değerleri, hisleri ortadan kaldırırsak bir süre sonra onlar efendim o çocuğun mahremiyet eğitimine de zarar verici bir noktaya gelir. Kendi duygularını yaşayamayacak noktaya kadar da götürebilir. İşte Ümmü Gülsüm Hanım'ın Mahremiyet Eğitimli isimli kitabı, Labirent isimli kitabı okuduktan sonra gönderdiği mesajı sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle yazmış o da, selamun aleyküm hocam. Hocam son kitabınız ve Labirent kitabınız bugün elime geçti. Labirent'ten başlayayım dedim ve okumaya başladım ve kala kaldım. Yarısına gelmişim haberim yok. Yangın var diye bağırasım geliyor hocam. Biz nasıl eğitiyoruz hocam yavrularımızı? Yemek yemiyor, sağa sola vuruyor, döküyor, kırıyor diye biz onlara kızıyormuşuz. Bunlar bir şey değilmiş hocam. Büyütmekten kastımız allayıp pullamak, güzelliğini, tatlılığını göstermek olmuş neredeyse hocam ebeveyn tutumlu. Sevgimizi, şefkatimizi ve ilgimizi orantısız kullanıyoruz. Allah affetsin bizleri. Çocuklara terör havası estiriyormuşuz, duygularını engelliyormuşuz. Resmen kendi elimizle yavrularımıza öğrenilmiş çaresizliği gösteriyormuşuz. Size söz veriyorum hocam, bundan sonra
aziz misafirlerimize gerçekten aziz misafir gibi davranacağıma, onların özellikle ve Allah rızası için mahremiyet eğitimine maksimum önem vereceğime ve çevremdeki herkesi bu konuda uyaracağıma dair söz veriyorum. Çocukları adam etmekle değil de önce kendimi insan etmekle işe başlayacağım diye yazmış Ümmü Gülsüm Hanım. Çünkü Ümmü Gülsüm Hanım'ın da o Labirent isimli kitabın içerisinde de belirtildiği gibi insan duygularıyla vardır. Duygularını eğer insanın ortadan kaldırırsanız o insan canavarlaşır, zarar verici olur, taciz edici olur. Biz çok defa korkuyoruz. Allah göstermesin, çocuğumuza bir zarar gelir, birisi dışarıda bir şey yapar diye ödümüz ağzımıza geliyor. Ve çocuklar 5 dakika bir yerde geç kaldı diye neredeyse evin içerisinde sağdan sola doğru yürürken elimizde telefonla sağa sola doğru telefon ederken ciğerimiz ağzımıza geliyor. Birisi çocuğumuza bir zarar verir diye. Ama bir de işin öbür boyutunu düşünün. Ya sizin çocuğunuz zarar verici bir hale bürünürse, duyarsızlaşan, aşağılanan, duyguları yok edilen, utanma hissi yok edilen, mahcubiyet hissi yok edilen ve onun karşısında dik durdukça ve onun karşısında o cüsseli halimizle, büyüklük halimizle, kendimizin karşısında onu küçük düşürdükçe yok olan duygularıyla ya o bir başkasına zarar verici olursa. Bakın, çocuğunuzun gittiği okula bir bakın. Şikayet ettiğiniz çocukların durumlarına bir bakın. Çoğu duyarsızlaşmış çocuklar. Sokaktaki çocuktan korumaya, hangi çocuktan korumaya çalıştığınıza bir bakın. Oğlum şu çocuğun yanına yaklaşma diye tembih ettiğiniz çocuk duyarsızlaşmış bir çocuk. Ama çok defa o çocuğun duyarsızlaştığı yolda biz de götürüyoruz çocuğa. Efendim müsamereye çıkacağı sırada utanması, efendim konuşurken mahcup olarak konuşması, sesi biraz titreyerek çıktığı sırada öğretmenin yüksek sesle konuş diye ona ikaz etmiş olması ve çocuğun o masumca yüzü kızararkenki hali karşısında öğretmenin de onun karşısında mahcubiyet hissiyle ona yaklaşması yerine çok defa onu duyarsızlaştırarak var etmeye çalışmamız, bir de bakıyoruz ki evet çok defa çocuğun, kendi çocuğumuzun, bir bakıyoruz ki kendi çocuklarımızı neredeyse zarar verici hale bürünüyor. Kendi çocuğumuz, kendi çocuğumuza neredeyse zarar verici hale bürünüyor. Ya da kendi çocuğumuzla ilgili kapı çalıp bir günde senin oğlun var ya diye başlayan bir haberi duyduğumuzda Allah göstermesin, işte o zaman belki de yüreğimize iner. Dolayısıyla çocuklar duygu dünyasıyla var olması lazım. Hisleriyle var olması lazım. Var olduğu haliyle var olması lazım. Duygu dünyası ne kadar çocuğun işlevselse, anne baba belki davranışlarda sınır çizecek olmuş olsa da çocuğun fıtri halini bozmadan yanımızda var olmasını sağlamamız lazım. Nursel Hanım'ın mesajıyla devam edelim. Nursel Hanım şöyle yazmış. Hocam ben 2. sınıf öğretmeniyim. Öğrencimin biri kağıda aşkım, hayatım, canım vesaire yazıp bana veriyor. Ben de efendim oğlum diye yazıp ona cevap veriyorum. Beni çok sevdiğini, o yüzden öyle yazdığını belirtiyor. Aklına geldiği an bir kağıda yazıp masama bırakıyor. Konuşalım mı diye yazıyorum, yazışalım diye cevap veriyor. Sorum benim şu hocam, ben ona nasıl davranmalıyım, ne yapmalıyım? Bir de aynı öğrencim arkadaşlarıyla tartıştığı zaman onların ya burnunu kanatıyor ya da gözünü kızartıyor. Hocam bu çocuğun nesi var? Sessiz bir çocuk, duygularını konuşmayı da sevmiyor diye yazmış Nursel öğretmen. Değerli hocam, 2. sınıfa giden bir çocuk artık 6, 7, belki de 8 yaşındaki bir çocuktur. Şimdi böylesi bir çocuğun efendim bu kelimeleri kullanıyor olması bir öğretmenine karşı da bu kelimeleri kullanıyor olması öyle çok abesle karşılanmaz. Ancak yine de çocuğun gelişimi açısından bakıldığı zaman doğruyu, konuşabilmeyi, duygularını ifade edebilmeyi öğrenmesi de lazım. Size aşkım diye yazıyor, masanın üstüne koyuyor. Ancak bu kelime özel bir kelime olduğunu ve bu kelimeyi belirli kişilere kullanması gerektiğini ve öğretmene öğretmenim olarak hitap etmesi gerektiğini, eğer söyleyeceği bir şey de varsa bunu da sözel olarak ifadesi etmesi lazım geldiğini kendisiyle konuşmanız lazım. Kaldı ki sizin de ona
efendim diye cevap veriyor olmanız doğru bir davranış olmaz. Muhtemelen sizi belki doyumsayamadığı anne şefkatiyle gördüğünden dolayı, anne sevgisiyle gördüğünden dolayı belki duygularını farklı kelimelerle izah ediyor olabilir ama sizin bir öğretmen olarak göreviniz o yanlış ifade ettiği kelimeleri doğru kelimelere doğru rehberlik yapmak, çocuğun rehberi olmak. Artı belki de şunu gözlemlemeniz lazım. Acaba annesiyle arası nasıl? Evde durumlar nasıl? Öğretmenine bu şekliyle hitap ediyorsa acaba evde yeterince sevgi gereksinimini, ilgiyi görüyor mu? Şu satırlarınıza baktığımda ben buna çok ihtimal vermiyorum. Çünkü eğer evde doyumsanmış bir sevgi, ilgiyle karşı karşıya kalan çocuk arkadaşlarının burnunu kanatmaz, gözünü şişirmez ve kendisini yalnızlık içerisinde konuşmaz bir tutum içerisinde kenara bir yere atmaz. Dolayısıyla siz belki yapacağınız en iyi iyilik ona ailesiyle eğer ortamını düzeltebiliyorsanız, annesiyle belki ortamını düzeltebiliyorsanız o yönde çaba sarf etmeniz ve kelimeleri de düzeltmesi için ona rehberlik yapmanız gerekir diye düşünüyorum değerli Nursel Hocam. Dilanur'un mesajı var. Dilanur 15 yaşında şöyle yazmış. Öncelikle selamlar Adem Bey. Ben 15 yaşında bir genç kızım, lise 1. sınıftayım. Yurtta kalıyorum ve izne geldiğim akşam annemin hamile olduğunu öğrendim. Ve ben bu kardeşi istemediğim için sinir krizi geçirdim. Bana Allah rızası için yardım edin. Sizce ne yapmalı, nasıl davranmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim diye yazmış Dilanur. Sevgili Dilanur, yani bir insanın dünyaya gelmesi, milyarlarca insanın şu anda dünyada yaşaması abes bir şey değil ki. Allah yaratmayı murad ettiği bir insanı o ya da bu vesileyle, bir şekliyle dünyada var ediyor. Senin itiraz ettiğin şey, yani annene değil aslında, sen bir yaratılmışlığa itiraz ediyorsun. Yahut da o yaratılış vesilesine itiraz ediyorsun aslında baktığın zaman. Hayır, öyle değil. Kabullenici olman lazım. Çünkü dünyada binlerce insan dünyaya geliyor. Yüz binlerce insan dünyaya geliyor ve yüz binlerce insan dünyadan ayrılıyor. Gelenler ve gidenler ve gelenler ve gidenler. Bir tek sizin evinizin içerisinde kardeş dünyaya gelmiyor ki. Hayır. Kardeşin dünyaya gelmesine yüklediğin anlamı değiştir. Bir bebeğin dünyaya gelmesine yüklediğin anlamı değiştir. O bir yaratılmışlık içerisinde ve dünyaya yeni bir insan geliyor. O insanı hoş geldin diye karşıla, vesilelere takılma. Senin yapacağın şey kardeşini en güzel şekilde sahiplenmek ve belki de senin yapacağın en güzel şey annenin bu sürecinde ona destek olmak. Sinir krizi geçirdim ama iyi bir şey yapmadın ki. Anneni incittin, utandırdın, mahcup ettin belki de onu. Annen belki bundan dolayı sana karşı, seninle bu girdiği diyalogdan dolayı kenara doğru çekildi. Ve o da üzüldü. Hayır, öyle değil. Yarın sen de inşallah evleneceksin. Yarın sen de inşallah çocukların olacak. Sen de çok arzu edeceksin ki çocuklarına dayıları tarafından, çocuklarına teyzeleri tarafından sevgiyle sahip çıkılsın. Annen tarafından, anneanne olacak o da, sevgiyle sahip çıkılsın. Ama bir kişi seni mahcup eder, bir kişi eğer seni küçük düşürürse, bir bebeğinden dolayı küçük düşürürse, o zaman görürsün o iyi bir his değil. Belki yapacağın şey şu olsun Dilanur, madem ki bana yazdın, madem ki Adem abi dedin sen bana, o zaman ben de sana şunu söylüyorum. Annenden gidip bir özür dile. Anne, hakkını helal et, biraz saçmaladım galiba de, sana nasıl yardımcı olabilirim diye söyle. Olur mu? Zeynep Hanım'ın mesajı var sırada. Şöyle yazmış Zeynep Hanım. Hocam, sorumu cevaplamanızı çok isterim. Oğlum 4,5 yaşında. Ben doğrusu anneliğimi elime yüzüme bulaştırdım. Kardeşi yok. Babamız iyi birisi ama ilgisiz. Halledemediğimiz sorunlar var. Oğlum arkadaş edinemiyor. Hep pasif ve hep sessiz kalıyor. Bununla birlikte bazen çok garip şeyler yapıyor. Arkadaşlarının yanında benim taklidimi çıkartıp alay ediyor.
oyuncaklarını kırıyor, evi aşırı dağıtıyor ve birkaç kez dışarıya kaka yaptı. Çocuklar söylediğinde şok oluyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Neden böyle yapıyor? Sessizliğiyle birlikte bazen çok laçka oluyor. Hakkını hiç savunmuyor. Arkadaşı vursa kaşlarını çatıp bakmaktan başka bir şey yapmıyor. Oyuna alınmadığında öylece bakıyor. Benimle iletişime geçmiyor. Birbirimizden kopuyoruz sanki. Ben hiç yokmuşum gibi oluyor. Toplulukta benden son zamanlarda nerede müdahaleler edeceğimi bilmeyen bir anne olduğumu fark ettim. Babası bunların benden kaynaklandığını düşünüyor. Benim yanımdayken böyle olduğunu, lütfen radyodan cevaplayayım, bir de ana sınıfına göndersek mi, Ankara'dan yazıyorum diye yazmış Zeynep Hanım. Şimdi Zeynep Hanım, bu şundan kaynaklanıyor diye söylemek yanlış olur. Yani anneden kaynaklanıyor demek yanlış olur. Babadan da kaynaklanıyor demek yanlış olur. Ama ortada bir durum var ki, siz diyorsunuz ya, eşimle iletişimde, ilgisinde birazcık noksanlık var. Ve belki de çocuklarla olan bir iletişimde noksanlık var. Belki de çocuklardan beklentiden bir noksanlık var. Çocuğunuzdan beklentide bir noksanlığınız var. Çünkü gördüğüm kadarıyla çocuğunuzdan daha çok siz alınıyorsunuz. Arkadaşlarıyla oyun oynayamıyor. Kendi hakkını savunamıyor. Şunu yapamıyor, bunu yapamıyor diye. Ya bu, yani 30 yaşındaki birisinden bahsetmiyorsunuz ki. Daha 4,5 yaşında birisi. Bunların hepsini öğrenecek. Öğrenecek. Ama eğer siz biraz baskı yapar ve beklentilerinizi artırır ve hadi oğlum kendini savunsana, hadi şunu yapsana. Bakın mesela kendisini savunması için kaş çatmayı öğretmişsiniz ya da öyle bir yöntem bulmuş kendisince. Halbuki çocuk zaten kendi yöntemini bir süre sonra kendisi bulur, yeter ki ona bir zemin oluşturun. Hani fırsat verin. Ne için fırsat verin? Ona ilginizle, sevginizle, konuşmanızla, evin içerisinde ona değer vermenizle, oyunlar oynamanızla, hikayeler anlatmanızla, anlattığınız hikayeler içerisinde arkadaşının oyuncağını kırmamasıyla ilgili, bir başka yere kaka yapılmayacağıyla ilgili, örnekler de hikayeler de anlatarak çocuğunuzla bağlanma gerçekleştirmeniz lazım. Bağlanma. Eşinizin de yine sizinle bağlanma gerçekleştirmesi lazım. Bağ. Bu bağlanma gerçekleşirse çocuk o zaman göreceksiniz daha dingin, konuşabilen, konuşamıyor olsa da şimdi, kendi hakkını savunamıyor olsa da daha 4,5 yaşında, 5-6 yaşında bunu başarabilir. Eğer hala başaramıyorsa ona drama oyunlarıyla bir olay karşısında nasıl davranacağını anne baba olarak, rol yaparak, piyes oynayarak, drama yaparak gösterebilirsiniz. Ama bu şekliyle değil. Eşiniz sizi suçlayarak, bu hep senin yüzünden oluyor, siz de benim yüzümden olmuyor olduğunu lütfen söyleyin diyerek kendinizi savunarak olabilecek bir şey değil bu. Karı koca birlikte hareket ederek çözülecek bir durum. Ötesinde şunu söyleyeyim isterseniz son cümle olarak. Bir çocuğun kaka yapıyor olması, yani altına değil de sağa sola kaka yapıyor olması tepkisel bir davranıştır. Tepkisel. Yani artık sana karşı bu tepkiyi gösteriyorum. Artık sana karşı bunu yapıyorum yani. Seni yenemiyorum. Seninle irtibatım yok. Artık yapabileceğim son şey var, o da bunu yapıyorum. Öyle algılamanızı tavsiye ederim. O tepkisel bir davranış. Size olabilir, eşinize olabilir, yaşama karşı olabilir, beceremediği etraftaki insanlara karşı olabilir. En sonki tepkisel davranıştır. O tepkiyi oluşturacak etkenleri ortada kaldırın. Daha güçlü bir iletişim içerisine girmenizi tavsiye ederim. Efendim, Emine Hanım'ın mesajı var. Şöyle yazmış Emine Hanım. Merhaba Adem Hocam. Öncelikle Allah sizden razı olsun. Hocam, uzun zamandır sizin takipçinizim. Hocam, benim ablamın 8. sınıfa giden SBS öğrencisi bir oğlu var. Yeğenim 3 kardeş. Lise 3'e giden bir abla, 1,5 yaşında bir kız kardeş sahibi. Ablam ev hanımı. Eşi evden uzakta görev yapıyor. Görev yeri eğitim açısından uygun olmadığı için ailesini yanına götürmedi. Yeğenim sene başında SBS'de derece yaparken şimdi normal Anadolu liselerine ancak yetecek puan alabiliyor. Ders çalışma isteği hiç yok. Zaten çalışmıyor da.
puanları gitgide geriliyor. Kötü gelen bir denemenin arkasında evlerinde konuktum ama Allah'ım kızılca kıyamet koptu. Ablam gözünden sicim gibi yaş dökülüyordu. Bir eğitimci olarak bu sınav yüzünden gerilen hatta kopan ana-oğul ilişkisini ben çok ama çok üzüldüm. Sınava da 5 hafta gibi çok kısa bir zaman kaldı. Anne, öğretmen ve dershane öğretmenleri bütün emeklerin boşa gitmesinden endişe ediyor. Dershanede ilgisiz, yerinde durmayan, sürekli etrafla ilgilenen bir çocuk olmuş. Bir rehber arkadaşımla görüştüğümde dikkat eksikliği olabilir, gerekirse bir psikolog hatta ilaç tedavisi bile olabilir dedi. Bu konuda da yardım ederseniz çok seviniriz diye yazmış Emine Hanım. Efendim, Emine Hanım'ın mesajı gibi bir mesaj daha var önümde duran. Şöyle yazmış: değerli Adem Hocam, selamın aleyküm, imdat diye yazmış. SBS canavarı bu eve de uğradı ve o koca dişlerinin arasında çok zeki, çok tertemiz bir genci anne oğul bağını da koparmak üzere. İçim yanarak, gözlerim dolarak seyrediyorum, bize yardım edin diye yazılmış efendim bir başka mesajda da. Evet, ülkemizde liselere geçişte seviye belirleme sınavı yapılıyor. Üniversitelere geçişte efendim lisans yerleştirme sınavı ve daha sonra ikinci sınav yapılıyor. Ve belki okul yetersizliğinden dolayı bir takım kategorize edilmeler yapılıyor çocukları. Başarısız öğrenciler bir okula yığılıyor, başarılı öğrenciler bir başka okula, daha da başarılı öğrenciler bir başka okula yığılıyor. Ve böylelikle aslında anlık bir ölçümle başarıyı elde ettiği düşüncesi içerisinde olunan öğrencileri bir okulda toplamış ve belki de gerçekten başarısız olan öğrenciler veya sınavda o anda başarısız olan öğrenciler de bir başka grubun içerisine toplanmış oluyor. Öncelikle şöyle söylemekte fayda var: bu oldukça yanlış bir yöntem. Ya bu gerçekten çok yanlış bir yöntem. Bak şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir çocuk dersle, okulla çok ilgisi yok. Bu çocuk efendim diyelim ki sanayide ara eleman olmak için zaten çaba sarf ediyor. El yeteneği var. Makinaya karşı bir yatkınlığı var. Sanayide olmak istiyor bu çocuk. Tornacı olmak istiyor bu çocuk. Marangoz olmak istiyor bu çocuk. Ve orada mutlu olacağını düşünüyor bu çocuk. Ve matematikle şunla bunla çok ilgisi yok. Şimdi bu çocuk diyelim ki seviye belirleme sınavında geldiği yer bir ticaret okulunu tercih edecekse, bir başka çocuk daha var. Bu çocuk da bir arsız bir çocuk. Bu çocuk da yüzsüz bir çocuk. Bu çocuk efendim sistem içerisinde zarar verici hale büründürülmüş bir çocuk. Ya çakı taşıyor, çakı yanında. Bu çocuk sigara içiyor. Daha çocuğun yaşı 11-12. Efendim alkol kullanıyor, bali çekiyor. Şimdi bu çocuğu da anne babası belki de baş edemedi ve bu çocuk da şimdi tuttu aynı okulun içerisinde. İlgisiz çocuk da aynı okulun içerisinde, şu çocuk da aynı okulun içerisinde, başarısı SBS'de puanı düşük olan çocuk. Sizin çocuğunuz da hasbelkader o gün yapamadı, beceremedi. Anne baba kaygı içerisinde, ya eğer kötü öğrencilerin, kötü grubun içerisine, kötü başarısızların içerisine girerse benim kızımı yerler orada. Benim oğlumu yerler orada diye anne baba da çırpınıp duruyor. Ya ne olur yalvarıyorum şu okulu kazan. Ne olur o bir türlü okula gitme. Neden? Çünkü başarısızlık kategorisi içerisinde zarar verici, iyi eğitilmemiş, eğitim seviyesi düşük, okulla ilgisi, eğitimle ilgisi olmayan, çakıcı, yan kesici, kimliği benimsemiş olan çocukların gittiği bir okul ile örneğin ve öğretmenlerin de bıkkınlık geçirdiği böylesi bir okuldaki okula çocuğunuzu göndermek durumunda kalırsanız anne baba cinnet geçirir. İyi ya da kötü diye okulları kategorize etmek ne demek? Halbuki yapılacak bir şey varsa okulları yeteneklerine göre kategorize etmek. Çocuk eğer tornacı olmak istiyorsa tornacı, marangoz olmak istiyorsa marangoz. Ama bunun için de tutup matematikten, fenden, bilmem neden soru sormaya gerek yok ki. Zaten çocuklar eğitim süreci içerisinde dallana dallana, budaklana budaklana
Efendim kendi yeteneğine doğru, sözel yeteneği varsa, matematik yeteneği varsa, duygusal zekası varsa, kinestetik zekası varsa, spor yeteneği varsa, görsel zekası ve fotoğrafçılığa doğru yönlenecekse, bunlar ilkokuldan yavaş yavaş ortaokula doğru geçerken zaten onların içerisinden ayrışıyor olması lazım. Ki şu anda zaten Milli Eğitim zannedersem böylesi bir çalışmanın içerisinde ama yine orada da yetersizlikler ön planda. Çünkü çocukların okulda aldığı notlar ile bu tespit edilecek. Yahu mübarek çocuk fen dersinden hep 3 alıyor, 2 alıyor örneğin. Beden eğitimi dersinden hep 100 alıyor. Beden eğitiminde yaptığı ne? Koşuyor, zıplıyor, hopluyor vesaire yapıyor. Öğretmenler de hep 100 veriyor. Resim dersinden çok defa öğretmenler bırakmıyor. 100 veriyor, 100 veriyor. Ama bu resim dersinden 100 alan çocuklardan bir tanesi görsel zekaya sahip, öbürküsü değil. Onu ayırt edemiyoruz. Çocuklardan bir tanesi ünlü bir sporcu olacak, vücudunu ne güzel kullanıyor. Bununla ilgili bir spor okuluna doğru yönlenebilmesi lazım ama o not verme ve not alma sistemi buna engel oluyor. Yani evet çocukları yeteneklerine göre kategorize edelim derken ama popüler kültür çocukları yine tutuyor, fen lisesine doğru, akademik başarıya doğru çocukları empoze etmeye çalışıyor. Hayır, belki bir genel kültür olarak Türkiye, Anadolu insanının genel kültürü olarak şu şeyi benimsememiz, milli eğitimde ona doğru gitmesi lazım ki her çocuk zaten yeteneklidir. Ve bu yeteneğini sergileyecek bir okula gitmesi de Milli Eğitim Bakanlığının görevidir. Benim çocuğum eğer sporda başarılı olacaksa Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda kendisine bir görev almalıdır. Benim çocuğum eğer fotoğraf, görsel zekada, işitsel zekada, sosyal ve duygusal başarıda eğer çocuğum ön plandaysa Milli Eğitim Bakanlığı ona göre o okulların yapılanmasını efendim ve bu okulların da başarılı okullar olarak da reklam edilmesini ve gerçekten tanınmasını sağlamalıdır. Millet kafayı takmış, fen lisesine doğru gidiyor, fen lisesine doğru gidiyor. Şimdi işte geçenlerde yine radyo programında söylemeye çalışmıştım. Bir üniversitede değerli bir hocamıza sordum. Dedim, hocam sizin bölümünüzde hep üniversite birinci, üçüncü, beşincisi var. Onuncusu var, ellincisi var, yüzüncüsü var üniversite sınavlarında. Hep dereceye girenler sizin bölümünüze gelmişler, yerleşmişler. Hep tercihlerde o yönde. Nasıl acaba o üniversite sınavında gösterdiği başarı gibi derste de başarı gösteriyor mu diye sorduğumda. Yani dedi, hocam ya çok da öyle değil aslında dedi. Yani çocuk öyle geliyor yani gidiyor sessiz. Sessiz çünkü çocuğu böyle şey verir gibi, doping verir gibi son 1-2 yıl içerisinde çocuğun beynini sanki kontrol altına alır gibi üniversite sınavına hazırlana çocuğun beyni ölmüş, ruhu ölmüş ve karşınıza üniversite sınavında başarılı ama derste başarısız, okulda başarısız bir hale bürünüyor. Yani şu andaki sistemin bu yanlışlığı her evin içerisine evet bir canavar gibi geriye dönmeye sebep oluyor. Bir de bakıyorsunuz ki SBS'si yaklaşan öğrencinin evinde kırmızı lamba yanıyor. Dağıt dağıt diye alarm vermeye çalışıyor. Allah'tan bu sonuncu yapılacak sınav SBS'de. Ondan sonra derslerdeki başarılar dikkate alınacağını söylüyor ama yine aileler kaygıları giderilmiş durumda değil. Üniversite sınavları yine aynı hakeza. Alarm çalmaya başlıyor çocuk. Orta lise sona geldiği sırada alarm çalmaya başlıyor. Alarm çalıyor. Ya bu çocuk başaramazsa, beceremezse. Çünkü kendi yeteneğine göre gideceği herhangi bir yer yok. Emine Hanım, size tavsiyem şu. Siz önce razı olmayı bilmeniz lazım. Ablanız da, siz de bir eğitimcisiniz madem. Ablanız da, ev hanımı, ablanızla konuşacağınız şey şu olması lazım. Önce razı olmayı bilmeniz lazım. Razı olmayı bilmez ve fakat çocuğu germeye devam ederseniz, çocuk evet denemelerden yüksek almış olsa da sınavda düşük alır. Sicim gibi gözyaşı akıtmak ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Sicim gibi gözyaşı akıtan bir annenin çocuğu olarak sınava girmek o çocuğu ne kadar kaygılandırır? Denemelerde çok yapıyordu, sınavda yapamayacak diye korkuyoruz. Razı olmayı bilmeniz lazım. İlk yapacağınız şey bu. Sonuca karışmamayı bir öğrenmemiz lazım. Yaşamın her safhasında bu gerçeğe dayanmak lazım. Süreci idare etmek,
Sonuç kısmına ise karışmamak lazım. Eğer bu şekliyle dershane hocası çok üzülecek, öğretmeni çok üzülecek, annesinin de sicim gibi yaşları var, çocuk deli olur, akıl zembereği birden boşalıverir. Birden zaten ders bırakmışların çoğu, çalışmayı bırakmışların çoğu bırakmışlıktan değil, kopmuşluktan dolayı yeter deyip de kendini bırakmış olanlar. Of deyip birisi oradan, birisi oradan, birisi oradan şuna çalıştın mı, buna çalıştın mı, çalışmıyorum deyip de kendisini kenara çeken ve duyarsızlaştıran çocuklar birçoğu. Şurada zaten 5 hafta gibi, 4 hafta gibi bir zaman kaldı. Yapacağınız şey hiç öyle ama ne olur diye sonuca odaklanarak çocukla konuşmak yerine ablanızla konuşun. Siz de aynı tavrın içerisinde olun. Hayırlısı inşallah oğlum yani. Hayırlısı inşallah kızım. Yani kazanırsan da kazanmasan da önce insan olmayı öğrenmek lazım diye bir rahatlığın içerisinde olmak lazım. Gergin girilen sınavlar kaybedilen sınavlardır. Hem çocuğun ruh sağlığı kaybolur hem de başarı kaybolur. Bir kişinin illa da başarısı okuldaki başarısı demek değildir ki. Başarı farklı farklı alanlarda da insanın karşısına çıkar. Bazen bir bakıyorsunuz ilkokul mezunu ama Türkiye'nin en büyük şirketini kurmuş. Kişiye bakıyorsunuz lise mezunu Amerika'da yoğurt şirketi kurmuş, Amerika'nın en büyük ticari şirketlerinin arasına girmiş. Kişiye bakıyorsunuz ortaokul mezunu ama Avrupa'da en önemli ticaret şirketleri arasına girmiş. Kişiye bakıyorsunuz lise mezunu ama bir bakıyorsunuz görsel sanatlarda o kadar başarılı. Resim yapmış, dünyanın en önemli resimlerini yapmış. Başarıyı algılama kriteriniz de mutlaka değişmesi lazım. Çünkü sadece akademik başarı değildir insanın başarıya götüren şey. Ablanızı birazcık teselli edin ki yeğeninizi teselli etsin. Yoksa durum daha da kötü olur. Efendim son mesajda Esra Hanım'ın mesajını okumak istiyorum. Esra Hanım da şöyle yazmış. Merhaba hocam. Çocuğumu bazen istemeyerek de olsa yemek yedirirken korkutuyorum. Yoksa yemeğini yemiyor. Son zamanlarda bu durumu biraz da artırdım. Ben de çalıştığım için bakıcımız da bunu iyice ilerletti. 2 yaşındaki kızımı artık korkutmadan yemek yediremez olduk. Lütfen bana yardımcı olun. Ne yapabilirim diye yazmış Esra Hanım. Esra Hanım ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz rica ederim. Yani çocuğun ruhunu bozuyor ama bedenini güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Hem de buna bakıcıyı da dahil etmişsiniz. Kendinizi düşünürsen anne bir taraftan korkutuyor, bir taraftan da anne dışında bir başkası birisi korkutuyor ki yemek yediriyor. Hayır korkmayın siz. Çocuk yemek yer, acıkan çocuk yemek yer. Yeter ki huzurlu olsun. İştahını kapatacak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın. Bir zaman yemez, bir gün yemez, ertesi gün su içer. Ama çocuğun damak tadına hitap eden ve bir sevgi ortamı içerisindeyse çocuk yemek yer. Korkmayın, o sizin elinizde olan bir şey değil. Açlık hissi her insanda olan bir şeydir ama birazcık sabretmesini bilmeniz lazım. Hocam çok sabrediyoruz, çok sabrediyoruz ama bir türlü olmuyor diyorsanız eğer çocuk çocukla beraber yemek yer. Evin içerisinde tek bir ebeveynle beraber oturunca çocuk yemek yemek istemez. 4 tane çocuğu bir araya koyun, hadi bakalım bir ellerine birer tane yiyecek verin de yemesin bakalım bir tane çocuk. Günümüzde maalesef çekirdek aile, minik aile, mikro aile düzeninin içerisinde çocuklar bu alışkanlığı da kaybediyor. Yapacağınız şey 1-2 tane çocukla birlikte yemek yedirmesini sağlamak eğer bunu sağlayabiliyorsanız. Yoksa en azından korkutmayı bırakın ki çocuğunuzun ruhunu bozmayın. Efendim bugünkü yayınımız da burada sona eriyor. Pazar günü canlı yayındayız. Efendim pazar günü saat 10.30'da radyolarınızın başında olursanız sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.